sepeti kodlarını ilettik. Ben kazara kaydı kapadım ama canımız sağ olsun. En nihayetinde bunları birleştiririz ilerleyen vadelerde. Karnı aç ama kilo alma eğiliminde. Niye kilo alma eğiliminde? Çünkü bazlama gibi gittiğim yakmazsın değil mi o çorbayı? Ben bunu ne olur ne olmaz şeyden alayım da. Fırından alayım da. O çorbayı bana bir yakacak gibi geldi çünkü. Şimdi pişmiş çorbayı dolaba koyarsam ne olur? Pişmemiş hale geri mi döner? Kim bilir bu çorba kaç kalori lan? Abi 1 bölü 4'ünü bir iç. Yarı yerine yal olmadı adamın. Bir kase daha iç. Ulan yarım tencere çorba mı içilir? Nerenin mandasıyız anlamadım ki. Tamam yanmaz herhalde. Yarım tencere çorba içtik kardeş. Yarım tencere çorbayı da kilo verdirmeyi çözdüm kanka aslında Volkan'ım. Kilo verdirmeyi çözdüm. Ben tam çözdüm derken sıkıntı oldu. Bekle şu konser ya şey fıstık ezmesi falan yedirdim biliyor musun? Sıkıntı o. Ekmeğin arasına sürdüm fıstık ezmesi, bal. Aa bu arada bak bir şey de burada varmış ha. Bir yığında burada konserve yemek varmış. Vay anam vay 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 güzel oldu bu güzel. Ya şimdi 50 kilo burada var konserve yemek bak. 50 kilo konserve yemek burada var. 50 kilo dışarıda var şuralarda. Bir 50 kilo da onun yanında var yani 50 kilo değil de işte biri 45 kilo biri 35 kilo 80 100 130 kilo. Abo. 130 kilo. Bayağı iyi usta. 130 kilo yemek bayağı iyi. Şimdi ben bütün vaktimi burada değerlendirdiğime göre, değerlendirmedik daha doğrusu. Bütün vakti burada hallettiğimize göre ben bir arabaya atlayıp şu daha öncesinde gittiğim yere gidiyorum. Daha önce gittiğim yere gidiyorumdan kastım şu. Hani yürüyerek gittik, yana yana araba aradık, bir cacığı bulamadık. Sonra eşek gibi eve yürüyerek kaçtık ya. O mekana gideceğim abi. Oradaki bütün her şeyi indireceğim arabanın arkaya. Nerelere gidiliyordu oradan? Buranın aşağısı mıydı? Yolun aşağısı mıydı? Neresiydi? Buranın bir market olduğunu biliyorum. Selam ki. Ha, şuranın içerisi. Aynen. Buranın içerisi abi. Merhaba. Arabayı çalışır vaziyette bırakmasak daha iyi değil mi? Vallahi bence arabayı çalışır vaziyette bırakmasak daha iyi. Çekiç var be. Tenteyi falan boş ver. Burada daha öncesinde birilerini mıhlamışız belli. Salatalık turşusu taze peynir mi? Oğlum elleme varken yesin kilo alsın lan bir şey olmaz. Taze peynir bulmuş bir daha nereden bulacak? Kral taze peyniri. Tuz, tohum, maya, konserve yemek. Cips, domates tohumu yine. Çürümüş bezelye. Evet yani yemekler çürürken o peynir nasıl sağ salim kalmayı başarmış? Merak konusu gerçekten. Tencereleri falan almayacağım ya. Tencereler zaten evde yeterince var. Evde yeterince su depolayabileceğim şeye sahibim. Burayı komple omuzlayıp eve götürme derdindeyim de. Merhaba. Orası bitik. Burası bitik. Evet burada çikolata, şeker. Bayağı yağ bıçağı aldım yanıma. Un. Konserve sardalya, kibrit. Cips ve diğer mermiler. Radyo zıbızıttın mı diyor. O radyonun bızıbıttın mı şeyini bir kapa. Sigarayı, dergiyi, ekmek hamuru yapmayı almışım da bir yerden zombi sesi geldi. Kasanın sesi, şeyin sesine mi geldiler acaba bunlar ya?
Arabanın sesine geldiler muhtemelen. O araba birazcık gürültülü çalıştı ya. Muhtemelen arabanın sesine geldiler. Dudağa işimiz bitmediydi. Aşçılık dergisini salla. Burada ne var? Sis bombası yapmaca. Vardı bende ya sanki. Orta seviye çiftçilik. Kitabı al, dergiyi al. Abi şu kitapları hep arkadaki envantere alalım bir. Buradan belki kitaplığa yeni bir şeyler ekleyebiliriz. Şimdi sürekli arabayı tak çalıştır tak çalıştır yapmak olmaz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Arabanın bu arkasındaki merkeze şu ikinci envanterdeki bütün loot'u bırakacağım. Yan koltuğa sadece ama sadece normal kitapları koyacağım. Hani bu böyle kütüphanede kullanılabilenler var ya. İşte orta seviye çiftçiliktir, şudur budur. Maksat kütüphaneyi elimizden geldiğince tamamlayalım. Çünkü bütün her şeyden buff alıyoruz aşağı yukarı baksana. Aşçılıktan, çiftçilikten, ilk yardımdan ki ilk yardımının tecrübe çarpanı 1,5 yani ilk yardım yeteneğim o kadar iyi de değil. Çünkü kitabı bitirmedim daha. Aleyküm selam Adem. Dikkat et kendine. Sağ salim dön gel inşallah. Sevdiğin kız tarafından reddedilmeyi nasıl atlatırsın? Alışarak. Alışıyorsun kanka. Bir süreden sonra böyle sıradan bir hale geliyor. İlk başlarda evet insanın canı yanıyor da bir baş etme yolu yok ya. Bak insanların yaptığı en büyük yanlış ne biliyor musun bence? İnsanların yaptığı en büyük yanlış üzerine çok düşünmek. Yani düşününce bir şeylerin değişeceğini falan düşünüyorlar. Yok abi hiçbir şey değişmeyecek. Düşünmemeye çalış elinden geldiğince. Çünkü gerçekten bir şey değiştirmiyor. Ben de öyleydim. Yani takılır kalırdım. Çok fazla düşünürdüm. Üşendim şimdi. O çöp poşetinin içini boşaltıp almayacağım. Çok fazla düşünüyordum. Çok fazla şey yapıyordum. Kafama takıyordum. Sonuç sıfır. Düşünmeyeceksin abi. Zor ama hayatının tadını çıkar. Anın tadını çıkar. Bak misal okullar tatil edildi. Sebebi her ne kadar sıkıntılı da olsa. Okullar tatil edildi kral. Tatilin tadını çıkar. Okuyamadığın kitaplar, izleyemediğin filmler vardır. Onlara yumul. Bitirmek istediğin oyunlar vardır. Onlara yumul. Bak ben sana bir oyun önerisinde bulunayım misal. Beholder 2 ve Beholder 1. Beholder 1 3 lira 60 kuruşa inmiş. Beholder 2 de 9 TL civarıydı galiba. Yapıştır kanka. İki oyun da birbirinden güzel. İkisi de seni bir 8-10 saat oyalar. Bir MMO'ya falan başla. İlle çok kafa dağıtmak istiyorsan yani. Yok benim normal oynamam falan yok diyorsan. Oynamayacağım diyorsan. Yani. Benim diyebileceklerim bunlar tabii ki. Bu live'a gelecek tabii ki canım. Bu live'a gelecek de ben bu şey yaptım. Kazara kodlara bakarken kayıt kapatma tuşuna falan bastım böyle birkaç kere. Bölük pörçük olmuş. Onlara bir render çekmek gerekecek. Ya çekeriz canım işimiz ne ya. Aa, yok buradan çerçev falan almıyorum. Çerçev oyunun ilk aşamalarında lazım. O kadar da aa bak kaynak elektrodu. Aslında bizim artık bir şu kaynaklarla alakalı şeyleri almamız lazım. Kovayı da alıyorum abi. Kova dile kolay 5 kilo su alıyor arkadaşlar. 5 kilo şeker kamışı al dayı. Marina'yı al, konserve yemekleri al. Kahveyi ve fıstık ezmesini götür. Açacak var mı evde? Bir taneden sonrası çünkü çok bir fark ettirmiyor biliyor musun? O kadar kasmayalım. Viskiyi al. Evde temiz su şişesi de var. Ha 5 litre 5 kilo işte anladın kanka. Anladın. Ya aşık olduğunda şey ya çikolata yediğinin aynı hormonu mu salgılıyormuş vücut ne yapıyormuş? Ona benzer bir şeymiş. Bilmiyorum benim vücuduma ne yaptığını bilmiyorum da. Beynimi çok fena malamat ediyor onu biliyorum bir tek. Şu kibriti de al bakalım fıstık ezmesine. Yumul kuru Japon eristesini alalım. Alıyorduk zaten. 2-3 tane kuru Japon eristesi var evde. Suya mı katıyorduk çözüyorduk bunları ne yapıyorduk? Bunu pişirmeyi hatırlamıyorum da. Hallederiz. Yoğurt su şişesi. Lan bol bol su şişesi bulduk ya.
pizza. Hocam yani yemek kaldığına şükret ortalıkta. Ya çürümesi mürümesi mesele değil. Yemek kaldığına şükrediyorum ben ortalıkta. Şu arabayı böyle bir tık taşıyalım mı? Saat daha öğlenin 12'si. Ben burayı omuzlarım. Ben burayı omuzlarım hocam. Yayın dışı yerleştiririm o omuzladığım malzemeleri. 17 tane yağ bıçağım var bu arada. Yağ bıçakları 3 vuruşta falan kırılıyor ama en azından sağlam nohut çıkartır. Benle güreşmek mi istersin? Niye lan? Ne yapacağım benle güreşip? Asyalık özelliği gelişince çürümüş yemekler mi yeniyor? Ya çürümüş yemek diyemeyelim ya. Oy ortalığı dağıttık abi. Evet koca kıçımızla dağları devirdik arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum sanırım. Güreşirim ben. Ha o bende de vardı. Ben de genelde sevdiğim insanları boğuyordum da bir süreden sonra ya hala boğulmayı seviyorlar büyük ihtimalle. Daha aramızdaki bağlantı kesilmediğine göre büyük ihtimalle hoşlarına gidiyor olsa gerek. Çakmakları al bakayım. Burada ne var? Sigara var. Al sigarayı. Yani kıyafet almıyorum. Kıyafet ne kadar lazım olabilir ki? Sulama kabını alabilirim ama sulama kabını. Gerçi bırak ya. Çiftçilikle kim uğraşacak? Çiftçiliğe geçerim diye düşündüm de. Bijon anahtarı. Bir yerde de araba tamir malzemelerini biriktirmeye başlamanın zamanı gelmedi mi? Bence geldi. Böyle bir ufakta araba malzemelerini biriktirmeye başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Biriktirmeye başlamanın. Onları bir biriktiririz. Abi bir saniye. O evin mutfağını alacağım da önce bir şunları bir atalım mı şuraya? Ya maksat ne? Üzerimizde fazla malzeme birikmesin. Şunları bir at bakayım. Yığ 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 kamyona yığ kamyona. Av tüfeği vuramıyor kanka. Av tüfeği vuramıyor. Av tüfeği vurabilse iyi işler başaracak da vuramıyor. Bir isabet oranında bir sıkıntı var bilmiyorum. Belki de karakterin donanımı yeterli değil şey konusunda. Av tüfeğini kullanabilmek konusunda belli bir skill puanı istiyor olabilir. Belli bir isabet oranının altında atış yaptığın zaman sıkıntı çıkartıyor olabilir. Abi sirkeyi niye alıyorum onu bilmiyorum bu arada inanın. Patlamış mısırlar falan iş yapıyordu ya patlamış mısırları alalım. Hatta eve gittiğimizde bir mısır patlatmayalım mı kendimize ödül olarak? Bence patlatalım abi. Güzel loot çıkardık çünkü. Güzel loot çıkardık bir mısır patlatırız. Buranın suları komple şeyi çekmiş bu arada ya. Buranın suları dibe kadar çekilmiş. Burada daha kaç ev var? Oo, burada daha ev var ya. Ben buradaki evleri lootlarım. Ya şeyi ampulü pek bir yerde kullanmıyorsun ki. Arabanın farlarını tamir... Onununki! Bekle gelen zombilerin durumuna bağlı olarak arabaya atlayıp kaçış gaming yapacağım. Korkmalık bir şey yok ya. Arabaya atlar kaçarım diye düşündüm de. Gel kucağıma. Gel babana. İyi 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 baba. Etraftaki zombileri temizlemiş oluruz. Hiç sıkıntı yok. Tabanca mı? Alıyorum lan badancayı. Alabildim mi badancayı? Alamadım badancayı. Lan full tabanca var. O full tabancayı bana bir versene. Bir tur ver sonra halledersin. Alarmı ben acaba şu an hafife mi alıyorum? Sanki böyle bir parça fazla zombi topladı gibi lan.
Ha, acaba diyorum buradan bir defolup gitsek mi? Birader galiba bir parça fazla zombi geliyor be. Ha anladım hocam, anladım. Pekala, pekala. 100 zombi vs ben. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Peki. Buradan ikileme zamanımız gelmiş. Tornavidayı gırtlaklarına soka soka. Arabayı burada rehin bırakayım mı? Anladım. Keserim be. Benim bugün derdim burayı lootlamaktı. Keserim lan, bir şey olmaz ya. Herkeste mi tabanca var lan? Herkes mi ateş ediyor? Allah, paso sigara lootluyorum zombilerin üzerinden. Şatkanımın ucuna aşıp dedi damladı. Dur dur, eve koşuyorum abi. Şatkan alıp geleceğim. Burası şatkanlık çünkü belli oldu yani. Burası şatkanlık. Buraya böyle bıçaklı operasyon atarsan yarım saat sürer. Yalnız iyi oldu bak. Yani gerçekten iyi oldu çünkü etrafı temizlemiş olduk abi. Etrafta çok fazla zombi var. Etrafı temizlemiş olduk. Bekleyin abi, geliyorum. Kalp atışı da bir normale dönse. Yalnız ne alarmmış ya. Vallahi Adana galiba orası. Herkesin cebinde silah çıkıyor. Evet, onu ben de bir sorguladım. Şimdi şu kırık bıçakları bir atabilir miyiz? Merhaba. Teşekkürler. Yağ bıçakları var. Yağ bıçakları da bayağı yer kaplar. Yağ bıçaklarını da bir kenara bırakacağım. Evimin olduğu yeri geçtim mi acaba? Geçmedim de arabayla gidince daha yakın geliyor tabii. Bugün biraz yorulduk, biraz korktuk. Acaba ne yapalım biliyor musun? Kitabın kalanını okuyalım, çorbayı içelim. Yarın şatkanı doldurup gidelim. Lan loot'umu yarım bıraktınız. Gerçekten çok canımı sıktınız. Araba önemli değil. Arabaya zarar veremezler zaten. Bildiğim kadarıyla arabaya damage atmıyorlar. Yani ben arabanın içinde olmadığım sürece damage atmıyorlar diye biliyorum. Belki de yanlış biliyorumdur. Emin değilim. Yanlış biliyorsam loot'u kurtarırız. Araba patlar da loot'u kurtarırız kanka, yanlış biliyorsun. Merhaba. Tabancayı buraya yerleştirebilir miyiz? Teşekkürler. Aslında bayağı tabanca çıktı oradan. Uzman seviye avcılık. Benim avcılık uzmanlığım var mı? Uzman avcılığım var. Boşa almışız kitabı. Tamam, kitap çöpe. Aynı kitaplarını güzel çöpe atıyorum öyle. Merhaba. Bugün bir dinlendireceğim hanımefendiyi ya. Bugün bir dinlendireceğim. Bugün dinlensin, kendine gelsin. Çorbamızı içelim, üstüne bir mısır patlatıp yiyelim mis. Patlamış mısırları ben almıyordum galiba ya. Patlatamıyor muyduk mısırları? Yağ mı eksikti? Yağımız falan da var. Ulan un var. Bir yığın un var arkadaş. Un var. Sirke var. Patlatırız be. Ne eksik olabilir ki? Un, sirke, tat kaçırı şey, tat katacak her şey. Çürümeyen yemeklerde burada ne güzel depom var öyle lan. 95 birim. Yasin 500 bit göndermiş. Oo Yasin'cim, çok teşekkür ederim balım desteğin için. Eyvallah. 500 bitlik desteğin için çok sağ ol kanka. Hatta sana şöyle bir kalp atayım. Eyvallah. Teşekkür ederim. İnşallah yayında eğlenceli güzel zaman geçirirsin. Selam. Şu çorbayı bir içebilir misin? Sonra oh yarasın. Sonra bu patlamış mısırları bir tencereye doldurur musun?
Saplı tencere mi lazım buna? Patlamış mısıra ne lazım? Kızartma tavası mı lazım abi yani? Tencereye dökülmez mi lan? Allah Allah. Kızartma tavası olmaz diye biliyorum ben ama birazcık derin olmayacak mı? Onarma seçeneği var zaten. Allah Allah. Su doldurup şey yapacak olabilir miyim? Bence saçma, su doldurup patlamış mısır yapılır mı? A, makarna yaparsın, pilav yaparsın diyor. Kızartma tavamız vardı, yiğidim bak, kızartma tavamız var burada. Kızartma tavalık bir şey yok. Pişmemiş patlamış mısır. Bunu nerede patlatacağız? Tenceren var benim burada. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Belki saplı tencerede patlatılıyordur bu. Saplı tenceredeki suyu normal tencereye dök. Yok abi, patlamış mısırdan bir gelişme yok. Aa, mikrodalga. Bir saniye. Evet, bizim mikrodalgamız var. Bütün suları tekrar saplı tencerenin içine dök. Teşekkür ederim. Boş tencere fırında kalabilir. Doğru, benim mikrodalgam var. At bakayım patlamış mısırları. Aç bunu. Ha, kendi paketin içinde patlıyor güm güm güm. Ha, ne pratik şeymiş be. Güzel. E peki, ha, pişmiş patlamış mısır susuzluğa sebebiyet veriyor. Ne kadar? 120 kalori. Ye lan, suyumuz var, ne olacak, ye lan. İlk defa karakter doymuş geziyor bu arada. Tamam, kitabın son kalan kısımlarını okuyup yarın pompalı tüfeği alıp adamların kafaya zaga zagaya gitme zamanı. Vallahi mikrodalganın olması ilk defa işime yaradı. Abi zaga zaga time. Kitabı bir oku, kendine gel, kitabı yerine koyalım. Shotgun'ı alalım, shotgun'la beraber şeyi hazırlayalım. Merhaba. Hop. Şimdi önce bir şu sigaramızı bir içelim. Erimiş dondurma. Erimiş dondurmanın kalorisi çok fazla. Bu erimiş dondurmayı yememek lazım. Ballı sandviç. Bu taze ballı sandviçi falan bir ara tüketelim. Aynı anda çok fazla ekmek yaptım galiba. Ondan dolayı olmuyor. Işığı aç. Aç canım, ışık açık kalsın. Daha bizim oğlan yeni yoruluyor. Güzel. Ya bıçaklarını şöyle bir at. Bununla beraber şu kıyafetlerini bir yıka. Yarın sabahın erken vakitlerinden gideceğim oraya. Zaga zagamı da yanıma alayım. Merhaba, pompalı tüfeğimi ver. Biraz mermi ver. İki kutu pompalı tüfek mermisiyle onları durduramazsak artık ne yapalım? Güzel. Yarın uyandığımızda elemanları mıhlamaya gideceğiz. Ama önce bir kıyafetleri temizliyorum. Ama önce bir mikrodalga çok ses çıkarıyor. Lavabo molası verip geliyorum arkadaşlar. Hemen buradayım. Dur, oyunun yükleme ekranını şurada durdurayım. Hemen geleceğim.
Senem geldim. Şimdi bir uyumayı bekleyeceğiz önce. Sonra yarın sabah gidip güm güm çökeceğiz tepelerine. Ama uyumak için birazcık daha yorulsak iyi olur ya da bir tane uyku hapı çakarız. Uyku hapı hızlıca etki gösterir ve bu sefer de sabaha kadar uyanamazsak onu ne yapacağız? İlaç iç bakalım, uyumaya yardımcı olur. Tamam, ilaç dozunu abartmayayım. İlaç dozunu abartmayalım, ondan sonra böyle bir bokumuz çıkar. Şöyle bir evin etrafında iki tur koşu. Evin etrafında şöyle bir iki tur koş. Eyvallah. Bu uyku hapının etkisiyle herhalde kendine gelir rahat uyur ya. Çok güzel, çok güzel. Çok yorgun. Uyku düzenini bozmak istemiyorum. Adem hoş geldin kanka. Uyku düzenini bozmak istemiyorum. Uyku düzeni bozulursa sıkıntı. Ve bizimki yine aç geziyor. Ben ne zaman tok gezdim ki zaten? Eleman full aç geziyor abi. Çünkü sürekli şey yapıyor. Aa, mısır yerim ya, yemem mi? Eyvallah. Bu kadar az yemesine rağmen yine kilo alma eğiliminde. Beni çıldırtacak çar. Ne yapalım? Şöyle bir yanımıza hazır gıdalardan bir şey alalım. İki tane ballı sandviç alayım, kendi yaptığım ballı sandviçi. Yolda gömeriz. Şimdi zombileri temizleme zamanı. Yeterince mermi aldığımı umut ediyorum. Direkt sabahın ilk ışıklarında uyuduk, uyandık, dinlendik. Ciğerimiz kendine geldi. O kadar kalabalık zombi sürüsünün arasına dalacağım. Beta blocker olmadan gidersem oraya ne olur biliyor musunuz? Karakter elini ayağını doğrultamaz bile. Eğim bile alamaz. Eğim alabilmesi için sakinleştirici alması şart. Şey yapması lazım. Beta blocker alması lazım. Sakinleştirici almalı. Şöyle iki tane sakinleştirici al bakayım. Benim sakinleştirici stoğum da azalıyor, mermi stoğum da azalıyor. Bir ara böyle bir hani askeri yer, polis departmanı falan filan oraları lootlamak lazım. Şimdi bir saniye, çok koşarak gitmeyeceğim çünkü yorulmak istemiyorum. Aslında koşmak da kalori yaktırır ama 915 zombi öldürmüşüz bu arada. 29 gün 21 saattir hayattayız ve evet hala level alacağız, şey yapacağız. Nişan alma becerisi falan artacak. Yo, oyunda zannetmiyorum. Zannetmiyorum var olduğunu. Hiç bilmiyorum oyunda bar, gece kulübü tarzı yerler var mı? Kilise var, okul var, işte marketler var, zengin insanların yaşadığı lüks bir semt var. Yani böyle bireysel evler var, konteyner evler var. Ama geri kalanlarından pek haberdar değilim. Sözde çok koşarak ilerlemeyecektik de. Hacı abi, bu araba çalışıyor mu? Arabanın sadece bagajı açılıyordu, hatırladım. Neyse, o kamyoneti falan almak lazım zaten. Ya lüks semte taşınmanın bir mantığı yok ki. Yani şu an için lüks yerde değil, güvenli yerde yaşaman önemli. Lüks semte taşınmanın nasıl bir şeyi olur sana, nasıl bir mantığı olur sana? Bilmiyorum ya. Muhtemelen pek mantığı olmaz. Evet, beta blocker'ları aldık. Hoppacık. Toplan baba, toplan 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 toplan. Toplan. Of 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 of. Dat Oho! Bu biraz fazla kalabalık sanki. Kanki, bu biraz fazla kalabalık sanki. Ne yapacağız? Evet, aklının çıkması normal bence.
Abi mermi paketlerinden birini aç. Pompalı tüfek mermilerini açmadın mı canım? Mermiler nerede? Evet, pompalı tüfek mermilerini kutudan çıkarmak için zamana ihtiyacımız var. Süper. Ha, güzel, bu kadar kısa bir zaman yetiyormuş. Nice. Bunlar hepsi aynı anda bir üflese taşaklarımız serinler lan. Hacı, özel bir etkinlik falan mı bu? Boss fight mı lan bu? Dayı sen bir git. Arkamı göremiyorum ki. Arkamı bir görsem herhalde çığlık atacağım. Peki, 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 peki. Elemanları etrafımıza takmayı başarıyoruz en azından. Ve harcadığımız mermilerin boşa gitmediğini bilmek çok güzel. Yani şimdiden indirdiğimiz zombi sayısı 50'den fazladır. Kesinlikle 50'den fazladır bu arada. Hadi lan oradan. Şimdi... Beyler bayanlar bir toplanın. Toplan baba, toplan baba, toplan baba, dur. Çığlık atacak, atamıyor. Sakinleştirici aldım. Toplan 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 toplan. Ne kadar dip dibe o kadar iyi. Merhaba. Bitti mi yani bütün mermi? Bir saniye. Mekanı temizledik ama. Mekanı temizledik. Ay, sinek sesi yapma. Sinek sesi yapma. Sinek sesi çok fena. Selamun aleyküm. Ablacığım sen bir ikile. Sen de bir öl. Merhaba. Merhaba. Ha, bir saniye. Panik atak geçiriyor. Ulan böyle saldırımız isabet etmez ki. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Hele diyorum, normalde daha çok kan vahşet olması lazım. Arabamdan uzak durur musunuz? Merhaba. Götüm sağlam mı? Götüm sağlam. Tamam, güzel. Arabamın orada ateş etmeyeyim lan. Şöyle bir dur gel. Gel böyle benimle. Geri git. Siktir lan oradan. Yat aşağı. Evet, sanırım geri kalanına mermi harcamak mermilere ayıp olacaktır.
İlk kez duyuyorum bu müziği bu arada. Çok iyiymiş lan. Mesut, dikkat et kendine kanka. Bin 26 zombi. Tamam, ben loot'a devam. Şuraya bakar mısın abi? Girdiğimiz savaştan sonra resmen savaş verdik. Resmen savaş verdik. Ve o verdiğimiz savaşın neticesinde burayı almayı başardık abi. Sanki GTA San Andreas oynuyorum da çete savaşı yapıyorum bölgeyi ele geçirmek için. Allah, öyle bir şey hissettim abi, öyle bir ufaktan bir hissettirdi, ufaktan ucundan. Şöyle bir konserve yemekleri, kuru Japon eriştesini falan al. Uf. Aynen, zombilerin üzerinde de sağlam loot vardır ya. O zombilerin üzerindeki loot'a da bakmak lazım. Pişmemiş hazır yemekleri bilerek almıyorum bu arada. Onlar genelde çok şey olmuyorlar yani. Yemek bayağı mutsuzluk veriyor, biliyor musun? O sebepten dolayı pek tercih etmiyorum. Oh, portakallı gazoz. Şuradan bir üstüne bakacağım elemanların. Sinek kokusu şeyden, sesinden durabilirsen belki oyun seni ödüllendirir loot'la, ama vitamin mi? Abi dur. Kulağım şey yapıyor şu an. Maksimum rahatsız oluyorum abi sinek sesinden. Mermi falan... Aa, sen yaşıyorsun. İbneye bak. Öl. Ayak sakat kalıyor. Pusu da bekliyor orada. O, tamam abi, ben bu zombilerin arasında gezmem. Sinek sesi çok rahatsız ediyor. Sinek sesi ağzıma sıçtı ya resmen. Evet, buradan alınacak bir şey kalmadı. Nane şekeri. Tuvaletten daha çok sinek kokuyor şey bu aralar. Sinek sesi geliyor buradan. Ama böyle her zaman bardağın dolu kısmını görmek lazım. Yani biz burada şimdi cephane harcadık diye düşünmeyeceğiz. Biz burada uzman seviye çiftçilik, orta seviye çiftçilik, düşük seviye metal işleme, yeni başlayanlar için ilk yardım, bu var. Abi her zaman bardağın dolu tarafını göreceğiz. Bardağın dolu tarafı ne? Bardağın dolu tarafı şu: etraftaki bütün zombileri temizledik. Yani rahatız kral. Loot yaparken de kafamız rahat. Eve baskın gelmez büyük ihtimalle. Çünkü bütün zombiler buradaydı. 100 küsur zombi vardı burada. Ve Mesut, abi kusura bakma, Nevşehir'den kız kardeşim gelecek. Onu almaya gidiyorum. Yayına fazla bakamayacağım demiş. Sağ salim gidin gelin kankam. Sağ salim gidin gelin. Çok teşekkür ederim tekrardan desteğin için. Eyvallah. Aa, köpek mamalarını da alıyorum bu arada. Merhaba. Açlık böyle bir kırmızı oldu mu? Oldu. Açlık vurmaya başladı. Açlık vurmaya başladıysa bizim de yapacağımız şey belli canım. Getirdiğimiz sandviçleri gömeceğiz. Ampulleri bilerek almıyorum dediğim gibi. Yani en baba tamirata yarıyor. Başka bir şeye yaramıyor ki. Arabanın şeyi parlamıyor. Arabanın farları yanmıyor. İşte değiştirmek ister misin diyor. Okey diyorsun, değiştiriyorsun. Ordulu Matrix bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok inan eğer, ama oyunda bildiğim kadarıyla zombiler sonradan spawnlı olmuyor. Ya oyun çok geniş. Böyle arazileri falan bayağı büyük. Yanlış biliyor da olabilirim bak. Benim bildiğim sonradan spawn olma diye bir durum yok. Ormanın içerisinden yavaş yavaş geliyor. Yani oyunda bütün zombiler ben yaşıyor diye biliyorum. Ya yaşıyor derken ormanın içerisinde yaşıyorlar. Hani onun ne sinek sesiymiş ya. Hani ormanın içerisinde yaşıyorlar kanka şu şekilde. Ya misal bak, buranın aşağısı komple zombi dolu oluyor, tamam mı? Böyle ormanlıklar var.
Orada zombi dolu oluyor. Şimdi o zombileri dışarı çekebilmek için benim dediğim gibi bildiğim kadarıyla belli başlı günlerde işte birinci hafta, üçüncü gün, 30. gün, 14. gün falan filan belli başlı günlerde oyun gürültü yapıyor. Yani bilerek ses çıkarıyor. İşte helikopter geçiyor üstünden. Silah sesleri duyuluyor, çatışma sesleri falan duyuluyor. Her duyduğun çatışma sesi, her duyduğun silah sesi sana ormandaki zombilerin böyle götün götün yanaştığına dair bir işaret kanka. Yani o şekilde düşünebilirsin. Ha, silah sesi mi duydun? Anla ki şeyler geliyor, zombiler geliyor. Bir dal daha tabancayı al, mutfak bıçağını al. Köpek maması, konserve fasulye, cips. Evde yeterince su depom var. Bir ara full su malzemeleri almaya da çıkacağım da. Ve Alp'im selamlar Samet'im, iyi yayınlar demiş. Alp'im çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. İyi yayınlar dileğin için teşekkürler. Benden de sana kucak dolusu sevgiler abim. Öpüyorum seni. Kurabiye, sığır eti, kahve, fıstık ezmesi, cips. Al baba köpek mamasını da al. Beyaz şarap severiz. Bütün yemekler çürüdü değil mi burada? Erimiş dondurmalar. Bu kalplere düşüyorum sürekli. Abi düşürmeyecek gibi değil ki vallahi ya. Erdem baba sağ olsun çok güzel emot yapmış. Tekrardan ellerine sağlık yiğidimin. Peki bir şey soracağım. Dışarıda zombi kıyameti koparken böyle ben yüzlerce mermi sıkarken bu ablam nasıl burada tıkalı kalmayı başarmış? Ya, o sesleri duymadan nasıl orada kalmayı başarmış? Hayret ettim vallahi. Şurayı bir bırak bakayım. Şurayı depoya bir at. Hızlı at be kardeşim. İşimiz var ya. Uzman seviye metal işleme, düşük seviye elektrik. Bakalım hangisi yoksa evde, hangisi varsa onları atarız. Olmayanları alırız. Aynen kanka, sanırsam sağır zombiye denk geldik orada. Bu da aynı şekilde. Sanırım bu da sağır zombilerden biri. Bayağı bir sağır zombi ya. Tornavidanın daha canı var. Çok aç. Kilo alma durumu durmuş. Şükür. Ah, ballı ekmekte kilo aldırmıyor. Gayet güzel. Babo, şeyim var evde. Çamaşır suyum var ya. Belki bir tık daha alabilirim de bence gereksiz. Çamaşır suyum var evde. Üf, pirinç, makarna, kuru Japon eriştesi, kahve, ne malzemeler çıktı buralardan be. Sanırım kanka yiyin birbirinizi, bana ne AQ'da diyor olabilir tabi. Yağ bıçağı, mutfak bıçağı, maya, konserve mantar, kibrit. Biz buralardan dünyanın malzemesini aldık. Bahçe küreğim var evde, ondan almıyorum. Bu tarz malzemelerin durabilitesi yok. Bir kere aldığın zaman ömür boyu geliyor seninle. Ömür boyu yetiyor, o yüzden sıkıntı olmuyor. Mutfak havlusu hiç almadım ıslanınca kurulamak için ama çok ani kurulanmam gerekeceğini düşünmüyorum ya. En kötü kıyafet değiştiririm. Aslında bir soba bulsak tatlı olur da sobaya da daha var be. Çakmağı unutmuşuz burada. Sobayla kim uğraşacak? Merdanem de var. Beyaz şarap. Oy 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 oy. Lan bütün yemekler mi çürümüş lan? Erimiş dondurmalar çürümüyor. Ben anladım mevzuyu. Erimiş dondurmalar çürümüyor. Evet, yeni başlayanlar için bütün kitapları okudum. Orta seviye balıkçılık bende olmayabilir. Uzaktan kumanda yapımı, tetikleyici yapımı. Şu dergiyi de bir alalım. Otomobil tamiri. Ben bu dergilerin hepsini bir okuyacağım ya sonra. İyi aşçılık dergisi. Kek ve turta yapımı. Pekala. Bunları da şeye koymanın lüzumu var mı ya? O envanterin üstüne.
Zenginlerin evi şömineli mi bilmiyorum. Daha oraya gitmedim. Burayı lootladık mı? Lootladık. Hallettik. Zombinin birinin üzerinde tabancam vardı. Bana mı öyle geldi? Ha, tabanca burada var. Bizim evde tabancamız var ya. 5-6 tane tabanca var. Yeter. Daha fazla tabanca almayalım. Merhaba. Oo, yo 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 yo. Bir saniye. Şşş. Ama kapıda hazır beklemeceler falan. Kapıda hazır bekleyip demeye atmalar hoş değil, hoş değil. Öyle bir an dedim kapıyı üstüne kapatayım elemanların da. Kapatamadık. Sigara, mermi, uyku ilacı falan bunlar güzel. Merhaba, burayı da al. Bekle, burayı lootlamadan bir arabanın arkasına boşaltacağım. Yalnız iyi ya, iyi ısırılmaktan kurtulduk ya. Yığ arabanın arkaya, yığ 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 yığ. Artık 5 kilo falan alıyor arabanın arka. Yani aldığımız bize saplanıyor anladığım kadarıyla. Buradan da iyi loot çıkardık ya. Buradan da iyi loot çıkardık. Baba daha ne çıkaracağız? Baksana konserve yemekler. Tam su şişeleri falan. Ben bunları garanti off stream'de yerleştireceğim. Bir dal sigara mı ezelim? Ezelim baba. Mekanı savaşarak aldık. Ödülümüz de loot. Maytap torbası mı? Yalnız bayağı yağ bıçağı birikti. Bir ara o yağ bıçaklarının böyle yağ bıçaklarının düşük sağlığa sahip olanlarını böyle bir gidip tek tek tık 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 indirmek gerekebilir. Yeni başlayanlar için metal işlemem var. Bir ara dergileri de komple okuyacağız. Son şu yukarıdaki 2 ya da 3 ev kaldı galiba. Çok emin değilim. Ama arabayı ona göre bir yukarı ilerleteceğim. Şunları bir yapıştır kenara. Kitaplar full burada. Kitapları tekrar okuyabiliyorsun ama normal kitapları tekrar okuyabiliyorsun. Şu an üzerimde yokmuş galiba. Buradakiler tekrar okunmuyor bildiğim kadarıyla. Yani misal yeni başlayanlar için ilk yardım kitabını bir kere okumuşsan ki üstümde mi? Yok, üstümde değil. Yeni başlayanlar için ilk yardım kitabını bir kere okumuşsan oyun sana bir daha okutmuyor diye biliyorum. Ablacım benden bir uzak dur. İyi, yan mahalleyi de lootlamadım demem. Yan mahallenin de dıbığına çaktım. Ha, 4 tane. Bir daha mı alarm? Hadi. 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 Bekliyorum. Mermim var. Vur dipçiğin tersiyle. Lan vay, daha 4-5 tane toparlanmış öyle mi? Bir saniye. Onun bu mekan benim. Daha yeni temizledim burayı. Hayırdır lan? Abi bunlar nereden geliyor? Al bir silah, bir kuşan, bir silah, bir kuşan. Selam.
Merhaba, herkes bir etrafımda toplanabilir mi? Bir 100 tane daha öldüreceğiz anlaşılan. Var mı mermim? Abi mermiyi bitirdik galiba. Ay! Bekle, beta blocker iç. Beta blocker içmeden bu hiçbir şey yapamaz. Yavaş yavaş, sakinle, sakinle, sakinle. O kadar kalabalık ve yanımızdakiler ki. Ha. Ay, bir tur daha savaşılacak galiba. Are you ready for the party? Ayda, tamam. Tornavidayı da yamuldu. Tornavidayı onarmaya, onarım kiti harcamam. Silah gitti, eve arabayı alıp oradan eve doğru sürsem, son iki yeri bıraksak artık loot olarak. Bekleyin lan, alayınızı bitireceğim oğlum. Gene geldi herifler ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Zombiler bitmiyor abi. 1061 zombi öldürmek ne demek ya? Oha, nişan alma yeteneğini neredeyse level 2 yapıyormuşuz. Evet, yarın sabah yine temizlik vakti. Pompalı mermilerini bir alalım da yarın sabah yine temizlik vakti. Hocam iyi koştun, iyi iyi. Hadi bakayım, koşturmaya devam. Mutfak bıçağı, yağ bıçağı falan evde de var da biz evde tornavida falan kullanıyorduk. Bam bababam. Tabanca mermi harcıyor ya. Tabanca var da mermi harcıyor kanka. Tabanca pompalı kadar iyi vurmuyor. Hiçbir şey pompalı kadar iyi vurmuyor. Yani ben de zaman harcamayı çok arzu etmiyorum ama. Eve doğru bir sürü gelmiyor değil mi? Oyun beni korkutuyorsun. Oğlum Witch falan mı geldi? Boss mu indi? Zomboid'de boss var da benim mi haberim yok? Bu gece bu iş bitecek. Onun bu ne gelir gerilim müziği lan? Sen bana bu gazı verdin ya. Ben gideceğim şimdi onların hepsinin işini bitireceğim. Zaga zaga zamanı. Oğlum Zomboid'in bu müziklerini ben ilk kez duyuyorum. Müzik paketinden falan bir güncelleme mi geldi? Ablamın da sesi bayağı bir yanıkmış be. Vallahi medkitim yok, bir şeyim yok. O arabanın etrafındaki zombileri pataklayacağım. Bütün loot'u çantama dolduracağım. Arabayı alacağım. Evime doğru kaçacağım. Saat 18.30. Keseriz lan. Keseriz lan. Modemin ışığı yanıp yanıp sönüyorsa data transferi yapıyor olabilirsin kanka. Evet, milli silah almadım yanıma. Belki de bu sebepten mütevellik götümü kesecekler. Şu dip GB'ye. Dip GB'ye.
Arkacı gaming bırakmayalım. Var var. Çok tabanca var da. Mesele tabanca bulmak değil. Beta blocker'ın var mı? Vallaha var. Şu beta blocker'ı bir çaksana hacı. Reisler selamun aleyküm. Merhaba. Merhaba. Selam. Şöyle bir toplanmanızı rica ediyorum. Bu mekan için az kan dökülmedi. Biraz daha dökülür. Gel 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 gel. Kalabalıklaş, kalabalıklaş, kalabalıklaş. Şöyle bir sar, 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 sar. Dara bir gel. Arada, arada kalacağız. Arada kalacağız. Ondan çekiniyor. Var mı burada bir yüz ya? Var mıydı yani? Şu an indirdik sayısını, farkındayım da. Burada yüz yok da daha bir de buranın arkası var. Oğlum bana bugün ne cephane harcattınız lan? Abi. Anam, anam, anam git. Isırıldık mı? Ha, götümüze dokunmuşlar. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yok yok, bir kere dokunmayla bir şey olmaz. Namus GG değil. Sakin. Azıcık ellediler. Sakin. Sakiniz. Oğlum bu zombilerden bazıları koşuyor lan. Asikome. Bu zombilerin bazılarında artı 9 bacak var moruk. Ben sana söyleyeyim. Bak 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 bak, koşuşa bak, koşuşa. Artı 9 bacak var bak şu öndeki ikili de. Bekle. Beta blocker iç. Paniklemeni bir azalt. Dön buraya, dön buraya. Gel 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 gel. Sakin abi, sakin abi. Sakin, şöyle genişçe dolanıp koşturtuyoruz etrafımızda. ...131 ne lan? Bitti. Bitti dayı. Mermi bitti. Selamun aleyküm.
Abi bu zombi kanlı ayı falan mıydı? Bu ne? Östen Kosnik. Bizi indirecek bu da. Oyunda zombi kaldı mı lan? Kesmediğimiz zombi kaldı mı abi? Bütün mermiyi bitirdik. Bütün cephaneyi falan tükettik. Bu bizim için bir parça problem. Ama olsun abi. Ev bize kaldı. Artık evin geri kalanını alıp defolup gitmek istiyorum gerçekten. Yani istediğim tek şey bu. Düşük seviye araştırma kitabım var mıydı hatırlamıyorum. Umurumda da değil. Hızlıca bir evin kalanını lootlayıp gidelim artık. Burası için dökülen kanın haddi hesabı yok çünkü. Bütün cephaneyi bitirdik lan. Yani nasıl bir dönüş olabilir ki bütün cephaneyi bitirmeye? Çok güzel bir dönüş abi. Ölü fare. Ölü fare var. Saat 10'a geliyor. Arabayı park edip eve gitme zamanı. Tamam baba yeter. Yeter bu kadar bela aradığımız. Yeter bu kadar aksiyon aradığımız. Eve gidip park ediyoruz. Bir daha da uzun süre ateşli silaha tövbe ediyoruz ki mermi biriksin. Mermim yok. Ve kendi mermimi nasıl üreteceğimi bilmiyorum. Beni eve götür buradan acı. Bak bir bu kadar da yerin altında var. Oyun kasıyor lan. Oyun kasıyor birader. Nasıl zombi öldürmüşsek oyun kasıyor vallahi. Hayda. Kendi mermimi üretme yok mu kanka? Eyvah eyvah. Şuradan çık ya yukarı. Ozan kanka 1158 zombi. 1159 zombi. 1159 zombi ne demek ya? Şey bu arada ilk defa bir çarım obez değil. 81 kiloda normal böyle acıktıkça sağlıklı yemekler getiriyorum. İşte konserve çorba yapıyorum. Havuç yapıyorum falan. Böyle buraları falan bayağı iyi kullanmaya başladım. Şimdi bir saniye. Şuraya bir atabildiğini at. Ben burayı yayın sonu boşaltacağım çünkü. Ya nasıl olsa çürüyebilir bir yemek durumu yok artık. Boşalt boşaltabildiğini. Eyvallah. Havucu da yeriz lan. Sigara yak da bir kendine gel ya. Kanka elimden geldiğince şey yapmaya çalışıyorum işte ya. Hani bu yerleştirme işlerini, loot işlerini falan... Yayın sonu halletmeye gayret ediyorum. Yayında bayağı böyle bir aksiyona falan girmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ki bugün zaten bayağı aksiyona girdik de mermiyi bitirdik acı. Mermiyi bitirmeyeydik iyiydi. Ha Ozan bir de bir şey diyeceğim kanka ya. Bu çalı çırpı niye oluşuyor binanın etrafında? Bu binayı sayan şey ne? Ya çalıları falan buduyorum, çimenleri kesiyorum da bunun daha bir çözümünü bulamadım. Jeneratör ne alemde bir saniye. Ha yakıt var daha tamam güzel. Oyun ilerledikçe binada sarmaşıklar ve çatlaklar oluşuyor. Ha sadece dekorasyon anladım anladım. Ben de bina çürüyor falan zannettim ya. Ya da dedim ulan bina elimize mi gelecek? Şimdi şu konserve havucu bir açalım. Bununla beraber şu kıyafetleri de bir yıka.
Havuç, sebze, yahni falan filan böyle bir şeyler yapmaya çalışacağım da elimden geldiğince. Bak misal havucun kalori 10 gözüküyor kanka. Havucun kalori mis. Çorba yap. Çorba yap. Ver bana oradan su dolu tencereyi. Al buradan boş tencereyi. Şimdi ama sadece şey ne? Eksi 40 susuzluk. Tamam bir saniye. Daha ben bunun içine koymak istiyorum ama. Bu kadar olamaz herhalde değil mi? Havucun yanına ne gider? Havucun yanına ne gider? Havuç, mantar çorbada kullanılabiliyor mu bilmiyorum da. Havuç, mantar baba. Bak mantar, fasulye, gerçi böyle çorba mı olur? Ha şeyden açmam lazım konserveyi. Bir saniye. Mantar da ekleniyordur ya. Bir tanesine bir tane mi? Taze açılmış konserve mantar çorbası. Taze pişmemiş konserve havuç çorba. Lan normalde bunlar böyle bir araya getirilmiyor muydu ya? Tuz muz da atamadım. Niyeyse anlamadım. Tuz falan da var da envanterimde. Tuz da atamadım. Ha çorba. Aa kuru Japon eriştesi. Ulan bir gün bir işe yarayacağını biliyordum be. Havuç, kuru Japon eriştesi, tuz, karabiber. Atman biraz daha kuru Japon eriştesi at. O biz bildiğin noodle yaptık baba. Vallahi noodle gibi bir şey yaptık. Şu konserve çorbasını böyle bir yoklukta götür. Yoklukta göm. Ben zaten bomba gibi bir çorba yapıyorum abi. Tuzu koy. Sonra karabiber nerede abi? Karabiber de burada. Tuzu koy. Karabiberi koy. Gel buradaki fırına. Bence gayet güzel oldu ha. Bildiğim böyle noodle gibi bir şey hazırladık ya. Çok tatlı bir noodle hazırladık hem de. Beta blocker'ı da iyi kullandık ya. Ne yapalım? Stres yapıyor. Beta blocker'sız stresle başa çıkılmıyor ki. Şunu benim su dolu saplı tencerenin içine boşalt biraz. Üzerimde her zaman bir tane saplı tencere full geziyorum. Güzel yemek pişsin öyle yatalım. Ondan sonra da sabahtan şey yapalım abi. Ihtan bir oyun değişelim. Yemeği şöyle bir hızlı pişirir misin? Yakmayalım da. Çar iyi yoruldu ama yorulmak da haklı usta. Yorulmak da haklı yani yüzlerce zombiyle kapıştı. Taze pişmiş konserve ve kuru Japon erişteli çorba. Of. Dursa tekrar ısıtmak gerekiyor mu? Öyle bir mevzu var mı? Hepsini yedirirsem tabii eleman patlar da. Yarısını iç lan yarı yarıya. Hafif aç mı? Neyse tamam. Kalan çorba şeyde dursun. Olmadı bir mikrodalgayı açarız. 2 dakika mikrodalgada kendine gelir. Ocak kapalı tamam güzel. Gecenin saat 1'i bir uyu. Yüzlerce zombi kestin kardeş. Bir uyu dinlenmeye hak ettin. Ya bu yayın böyle... Facecam açmak istemedim ne bileyim pek. Dadım yok. Facecam'lik dadım yok daha doğrusu. Sabah 9'da çok güzel uyandı. Taze pişmiş konserve çorba. İyi herhalde ısıtma derdi falan yok ya. Öyle bir şey yapmıyor. Ayırt etmiyor herhalde. Lambur lumbur gömüyor. Aslanım benim süpersin. Evet arkadaşlar ben off stream'de bu lootladığımız materyalleri yerleştiririm. O ne kadar çok çalı çırpı çıkıyor base'in içinde. İşte onları budarım. Çalı çırpıyı yerleştir şey yaparım budarım. Çimenleri keserim. Loot'u yerleştiririm. Su ihtiyacını falan gideririm. Yine oyuna aksiyonla gireriz.
Oyunun müziklerini çok beğendim bu arada ya.